Programımıza hoş geldiniz. Burada hiçbir soru saçma değildir. Mesela aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Bir parça ip alıp yuvarlak bir cisme bağlasam ve onu atsam ne olur diye sorabilirsiniz. Bu geceki bölümde sorumuz şu. Cüzdanınız ateş altında kalsaydı ne olurdu? Acaba sizi kurtarır mıydı? Lastik bir balon alsam, onu şişirip patlatsam ya da bir tabak peynir kullanarak ışık hızını hesaplamaya kalksanız ne olurdu? Ben sağ elimi kullanıyorum. Her zaman böyleydim. Bunun değişeceğini de sanmıyorum. İlk hangi elinizi kullanmaya başlarsanız hayatınız boyunca o eli kullanmaya devam edersiniz. Peki ya sağlakken kendinizi solak olmaya zorlarsanız ne olur? Bunu başarabilir misiniz? Şimdi hep birlikte göreceğiz. Kendimize bir insan kobay bulduk. 37 yaşında, iki çocuk sahibi bir anne. Sue Rose. Kendisi sağlak. Ama bir ay boyunca her işi sol elle yapacak. Acaba onu başarılı bir solak haline getirebilecek miyiz? Acaba bu durum onu nasıl etkileyecek? Kişiyi baskın olmayan elini kullanmaya zorlamak ciddi psikolojik sorunlara yol açar denir. Bakalım su 30 gün içinde kekeleyen bir beceriksiz mi olacak? Hep birlikte göreceğiz. İnsanların %10'la 15'i solak. Sizi solak ya da sağlak yapan nedir peki? Bazı insanlar sağlaktır, bazısı ise solaktır. Çünkü böyle doğarlar. Bunu anne karnındaki bebekler üzerinde yaptığımız ilginç bir araştırma sonucunda öğrendik. Doğmadan önce parmağını emen çocuklara bakarsak, %90'ı sağ baş parmağını, %10'u ise sol baş parmağını emmektedir. Bu öğrenilmiş bir davranış olamaz. Onlar böyle yaratılmışlardır. Anlaşıldı. Her şey genlerde yazılı. Ama bunu değiştirebilmeyi umuyoruz. Su ilk olarak bir sürü testten geçti. Biz durumu değiştirmeden önce sol eliyle ne kadar başarılı ya da başarısız olduğunu gördük. Daire boyama testi de bunlardan biriydi. 30 saniye içinde önce sağ sonra da sol eliyle kaç daire boyadığını saptadık. Bir ay sonra testler tekrar yapılacak. Solak olarak bu konudaki başarısını hep birlikte göreceğiz. Bayan Doktor Nikki Volmer, balistik konusunda uzman bir adli tıp görevlisi. Savunma Silahları Güvenlik Grubu'nun operasyon bölümünde çalışıyor. Görevini söyleyebiliriz ama sonra sizi öldürmemiz gerekir. Nikki balistik silahlar alanında doktora yapmış. Burası size atış poligonu gibi görünse de Doktor Volmer burayı kendi evi sayıyor. Bugün kurşuna engel olma konusunda para atışının ya da bir cüzdanın etkili olup olmadığını göreceğiz. Mayıs 2007'de Dorothy Sanders, Chicago'daki silahlı soygunlar sırasında bankadaymış. Silahlar patlamış ve Dorothy vurulmuş. Ama göğüs cebindeki cüzdanı kurşunun yönünü saptırmış ve onu kurtarmış. Analiz sırasında iki ayrı malzeme kullandık. İlki kurşunun girişini görmemizi sağlayan blok halindeki fotoğraf jelatini. Diğeri ise kurşun geçirmez yeleklerde kullanılan aromatik poliamit, yani kısaca aramit. Hedefleri sıralamak için lazer ışını kullanıyoruz. 10 metreden 9 milimetreyi ateş edeceğiz. Cüzdanın içinde ise kartlar, bozuk paralar, katlanmış şık bir banknotun arkasına yerleştirilen aile köpeğinin resmi var. İlk hedef cüzdan oluyor. Ateş, şimdi. Bu yüksek hızdaki kamerayla çekilmiş. Pek iyi görünmüyor. Cüzdan görevinde pek başarılı olmadı doğrusu. Kurşun önce cüzdandan geçti ve ardından aramidi deldi. Sonra balistik jelatinin içinden geçti. Biz önce aramitten, sonra balistik jelatinden geçen bir atış düzenlemiştik. Soldaki cüzdanda çarpışma sırasında girişte oluşan delik daha büyük. Sağda görüldüğü üzere orada zaten cüzdan yoktu. Para atışının yapması gereken tek şey ise kurşunu durdurmaktı. Deneyde para yerine kağıt kullandık. Çünkü paraya zarar vermek pek hoş karşılanmazdı. Hazır olun. Ateş, şimdi. Adli tıp biliminde en küçük ayrıntılar bize en büyük hikayeleri anlatır. Saniyede 10 bin kare çeken yüksek hızda kameralar asla göremeyeceğimiz şeyleri görmemizi sağlar.
Bu gördüğümüz balistik jelatinin içine kadar giren aramit parçasıdır. Bu yüzden burada renkli gölgeler görülüyor. Büyük görünmemekle birlikte 23.5 mm çapında bir delik açmış. Sizin vücudunuzda bu çapta ve de kalıcı bir delik açılsaydı, inanın o zaman boyutları sizin için gerçekten önemli olacaktı. Sonuçları karşılaştırırsak, cüzdanın içinde madeni paralar vardı. Ama 9 milimetrelik kurşun hepsini kenara itip cüzdanın içinden geçmiş. Hızlı kamerayla görüldüğü gibi balistik jelatinin içine girmiş. Eğer madeni paralar daha yoğun metalden yapılsa ve hepsi birleşik olsa, cüzdanın daha çok iş görmesine yardımcı olurdu. Ama bu şartlarda kazanan para atışı oluyor. Kendimize sağlak bir kobay bulduk. 37 yaşındaki Sue Rose'u bir ay içinde çok sıkı çalıştırıp solak yapmaya çalışacağız. İlk başta Sue için işler hiç kolay gitmiyor. Tereyağını bile çıkartamıyorum. Sağ elle oynarken başarılı bir squash oyuncusuydu. Bu tür şeyleri uyurken bile yapabilirdi. Ama sol eliyle... 5 yaşındaki oğlunu bile yenemiyor. Kişiyi öbür elini kullanmaya zorlamak psikolojik sorunlara yol açar denir. Hatta 6. George'un kekemeliği de sağ elini kullanmaya zorlanmasından kaynaklanmış deniyor. Bu şekilde kaldırmak sakatmışım duygusu veriyor. Suyu izlemeye devam edeceğiz. Solak ya da sağlak olmak insana özgüdür. Peki hayvanlarda niye görülmüyor? Bundan 2 milyon yıl önce insanlarda bazı değişiklikler olmuş. Örneğin sağlak olmuşlar. Bunu taş devri aletlerinden anlıyoruz. Hepsi de sağlak kişiler tarafından yapılmış. Solak kişiler tarafından değil. Sonra dil geliştirmişler. İlginç olan şudur. Dil yeteneği beynin sol yarısında yer alır. Bu arada sağ eli kontrol eden de sol beyindir. Yani aynı anda hem sağlak olmuşuz hem de sol beynimizle dil geliştirmeye başlamışız. El kullanımının beynin dil bağlantısıyla ilgisi vardır. Konu sadece el kullanımıyla sınırlı değildir. İnsanın bedeninin bir yanı daha baskındır. Gözü ele alalım. Bir gözünüz diğerinden daha baskındır. Bunu nasıl anlarsınız? Ellerinizi öne doğru uzatın. Şu şekilde bir aralık bırakın. Sonra uzaktaki bir cisme odaklanın. Ve ellerinizi yavaşça kendinize yaklaştırın. Odaklanmaya devam edin. Sonunda gözlerinizden birine ulaşacaksınız. İşte o baskın olan gözünüzdür. Örneğin ben sağlakım ama sol gözüm dominant. İşte böyle. Araştırmalar, solakların sağlaklardan daha zengin, teniste daha başarılı olduğunu ve su altında daha iyi gördüğünü ortaya koymuş. Su çalışmaya devam ediyor ama ilk başta biraz koordinasyon bozukluğu yaşıyor. Sorunlardan biri şu, aniden el değiştirmek zordur. Çünkü yeni koordinasyon yöntemleri bulmak gerekir. Su yanlış eli kullanırken hem gücünü ve kontrolü sağlamaya çalışıyor hem de kollarını ve parmaklarını nasıl hareket ettireceğini yeniden öğrenmek zorunda kalıyor. Oysa sağ eliyle bunları doğal olarak yapıyordu. Ekmeğin yanındaki bıçağı almak için girdiğim pozisyonda hiç rahat değilim. Yani bence bu... Evet, bu iş biraz zor. Biraz. Su denemeye devam etsin. Biz ay sonunda nasıl gelişme gösterdiğini görmeye geleceğiz. Ama Tanrım. Aynı odaya bir. Hayır iki. Hayır üç akademisyeni kapatıp 10 dakika içinde kurumsal bir soruyu cevaplamalarını istersek ne olurdu? Akıl kutusu başlıyor. Bugünkü sorumuz kutuptaki buzullar eriseydi ne olurdu? Süre şimdi başladı. Çoğu kişi hemen deniz seviyesinin yükseleceğini düşünür. Peki ya denizde yüzen buzullar eriseydi? Hiç. Yani kuzey kutbundaki buzullar erise deniz seviyesi hiçbir şekilde değişmezdi. Çünkü buz zaten suyun hacmi kadar yer işgal etmektedir, anlıyor musunuz? Yani suyun seviyesi değişmezdi. Buzullar geniş bir alan kaplar çünkü orada kar da çoktur. Buzullar buzdolabındaki buzlar gibi değildir. Eğer iklim değişse ve hava ısınsa büyük ihtimalle daha çok kar yağar. Daha geniş buzullar oluşabilir. Hayatı yok eden buzulların erimesi değil, onların erimesine neden olan koşullar. Tabii eğer insan
insanlar teknolojiyi kullanırsa. Hollandalılar bir süredir bunu yapıyor. Bu hacimdeki setler alçak kalıyor. Yani bir yerden denize bütün ülke sular altında kalır. Evet, dünyanın biçimi değişir. Acaba yer çekimi gücü de etkilenir mi bundan, ne dersiniz? Gelgitleri etkileyeceği kesin. Özellikle de denizlerin yükselme seviyesi değişecektir. Deniz seviyesi 60 metre yükselirse dünyanın yarı çapında 100 binde birlik bir fark yaratacaktır bu. Ama buz sudan daha az yoğundur. Eridiği zaman daha az yoğun maddeye dönüşür. Bu da boyutsal etkiyi dengeleyecektir. Her 29.3 milyon kilometre küp buz, 26.1 milyon kilometre küp suya dönüşecektir. Bu da %10 daha az hacim demektir. Beyinleri ortak bir sonuca varmaları için kutuda bırakıyoruz. Bu arada bakalım bizim sağlak kobayımız solak olmuş mu? Hiç fena sayılmaz. Plastik bir balonu çok şişirirseniz acaba ne olur? Yine akıl kutusuna dönüyoruz. 3 akademisyene 10 dakika süre verdik. Kutuptaki buzullar eriseydi ne olurdu diye sorduk. 3 numaralı sonuç. Albedo etkisi. Varılan sonuçları Profesör Jim Al-Khalili anlatıyor. 3 numaralı sonuç. Albedo etkisi. Yani dünyanın güneş ısısını yansıtma gücü. Kutup buzulları erirse dünya güneş ısısını etkin bir şekilde yansıtacağı için küresel ısınma hızlanacaktır. 2 numaralı sonuç, karada bulunan buzullar eriyince denize akacak ve elbette deniz seviyesini 20-30 metre yükseltecektir. Böylece 1 numaralı sonuca geliyoruz. Dünyadaki yaşam bu yüzden köklü değişime uğrayacak. Alçak kesimler su altında kalacak. Ama ilginç olan da şudur, buzulların kapladığı yerler üzerindeki yükten kurtulduktan sonra bu topraklar açık arazi haline gelecek. Yani yaşanabilir alanların yüz ölçümünün azalması söz konusu olmayacaktır. Habitable land will actually go down. Sağlak kobayımız Suroz'u bir ay boyunca her işi sol elle yapmaya mecbur bıraktık. Acaba bir ay sonunda sol elini aynı beceriyle kullanabilecek miydi? İlk başta biraz zorlanmıştı tabii. Aman tanrım. Bu özel bir kalem. Annenin sol elini kullanırken yararlanacağı bir kalem. Ama çalışma zamanla sonuç verdi. Hiç fena değil. Temel sorunlardan biri şudur. Dünyadaki sistem sağlaklara göre kurulmuş. Bu yüzden solakların işi zaten zordur. Ama onlara yardımcı olan şeyler de var. El sıkışmak için sağ el. Bu dükkanda solaklar için her türlü malzeme satılıyor. Sol elle kullanılan mouse, klavye, hatta solaklar için saat bile var. Bakalım en çok satılan malzemeler nelermiş? En çok istenen şey tirbüşondur. Tirbüşon. Partilerde bunu masaya koyuyorlar. Sağlakların hiçbiri şarabı açamıyor. Anladım. Ben tirbüşonu bu şekilde kullanırım. Aynen böyle. Bunu saat yönünün tersine çeviriyorsunuz. Çünkü burgusu ters yönde. O zaman gevşetmiş olurum. İşe yaramaz. Eğer öbür elinizi alırsanız. Ha dur, çeviriyorum. Bu şekilde. Yani saatin... Ha, yönün tersine. Evet. Vücudunuzdan uzaklaştıracaksınız. Eğer vücudunuza yaklaştırırsanız kolay olmayacaktır. Çok mantıklı. Çünkü parmağım buradan itiyor. Suya yardımcı olmak için birkaç şey satın aldık. Solaklar için ekmek bıçağı. Onun kesici kısmı ters yanında bulunuyor. İşe yaradığı kesin. 2 hafta önce sağ eliyle kestiğinden daha başarılı oldu. Sofraya oturduğunda masada düzgün kesilmiş ekmek dilimleri olacak. Birazdan testlerin bir ay sonraki tekrarını ve sonuçlarını izleyeceğiz. Diyelim ki kaybeden olmaktan bıktınız. Artık büyük kazanmak istiyorsunuz. Hayatınızın oyunu için istatistiksel olarak kanıtlanmış yöntemlere geldik. Taş, makas ve kağıt. Kazanma şansınız her sefer %50'dir. Acaba bu ihtimali nasıl arttırabiliriz? İlk ipucu. Kağıtla başlayın. Acemi oyuncular, özellikle de erkekler, daha sert ve güçlü olduğunu düşündükleri için oyuna taşla başlar. En iyisi önce kağıt demektir. Böylece bir galibiyetle başlamış olursunuz. Acemi kişiler aynı şeyi üst üste 2 kez söyler. Siz oyunu ona göre oynayın. Ama asla 3 kez üst üste söylemezler. Çünkü karşıdakinin tahmin edeceğini düşünürler. Rakibiniz ilk 2 sefer aynı şeyi söylemişse değişeceğini bilin. 4. ipucu. Ne diyeceğinizi bilemiyorsanız rakibin son yenildiği malzemeyi yenen şeyi söyleyin.
Acemi oyuncular bilinçsiz olarak son oyunda kendisini yenen malzemeyi söyler. Siz de tam tersini yapın ve kazanın. Hiçbir şey düşünemiyorsanız kağıt deyin. İstatistiki olarak en az makas, en çok da kağıt söylenir. Evet, böylece size 5 ipucu verdik. Artık oyunu hiç kaybetmezsiniz. Masa 4. Masa 6. Bu da 1 oluyor. Kahvaltı. Bir etlik iş, bir sebzeli makarna, sosis ve rende peynir. Işık hızını da hesaplayabilir misin? Işık hızı mı? Işık hızı. Tamam. Bu ve şu. Tamam. Ben peyniri kullanacağım. Ama siz şeker kaplı yağlı kağıtta kullanabilirsiniz. Fakat ben sert peynir tercih ederim. Çünkü daha kolay rendelenir. 17. yüzyılda ışığın bir anda uzaklara ulaştığı düşünülüyordu. Ama Galileo buna itiraz etti. 1638'de elinde fenerle bir tepeye çıktı. Arkadaşı ise 1.68 kilometre ötedeki tepede onu bekledi. Galileo feneri yaktı. Arkadaşı ışık ona ulaşınca sinyal verecekti. Ama ışık öyle hızlı yol alıyordu ki bu deney bir işe yaramadı. Galileo bile bazen yanılabilir, değil mi? Bence parmesan peyniri kullanmalıydı. Ama en iyisi peyniri bir başkasına rendeletmektir. Örneğin burada rendelenmiş peynir hazır. Şimdi onu mikrodalga fırına koyuyoruz. Mikrodalgada dönen şeyler istemiyoruz. Tersine tabağın hiç kımıldamaması gerek. 20 saniyeye ayarladım. Işık Londra ile New York arası mesafeyi, yani 5567 kilometreyi saniyenin 15'te biri kadar sürede kat eder. Yani biz göz kırpana kadar ışık Londra New York arasında 10 defa gidip gelir. Bayağı hızlı sayıdır. Evet, amacımıza ulaştık galiba. Hayal gücünüzü kullanırsanız burada erimiş peynirden oluşan iki paralel çizgi görürsünüz. Bunun anlamı nedir? Bu durum mikrodalga fırınla ilgilidir. Mikrodalgada bir manyetron bulunur. Manyetron fırının içinde bir dalga oluşturur. Bakın, bir dalga bu şekilde olur. Ve bu dalga fırının içinde salınırken her iniş ve çıkışında, yani her tepe noktasında meydana çıkan ısıyı ölçersek eriyen peynirin bulunduğu çizgilere denk gelir. Zaten bu yüzden mikrodalganın içinde döner tabak vardır. Aksi halde dalga hep aynı noktayı ısıtacaktı. Diğer noktalar soğuk kalacaktı. 62 mm aralıkla yüksek ısı noktaları arasındaki fark dalga boyunun yarısına eşittir. Dolayısıyla bunu 62 ile çarparız ve sonuçta 124 milimetre eder. Mikrodalga yayılımını ve ışık hızını hesaplayabilmek için imalatçı firmadan gelen bir bilgiye daha ihtiyacımız var. İçine bakalım. Mikrodalga fırın 2450 MHz hızla salınıyormuş. Yani içindeki dalga saniyede 2450 kez gidip geliyormuş. Önce bu rakamı bir yazalım. Şimdi iki rakamı birbiriyle çarpalım. Dalga boyuyla salınım sayısını çarpınca ışığın hızını buluruz. Milimetre cinsinden dalga boyu 124. Megahertz olarak salınım sayısı 2450 idi. Çarpınca ne çıkıyor? Evet. 303.800 çıktı. Yani bunun anlamı saniyede 303.800 kilometre demektir. Işık hızı yaklaşık saniyede 299.792 kilometredir. Basit bir ev aletiyle yapılan hesaplama için aradaki farka rağmen başarılı sayılırız. Bakalım turtamız ne durumdaymış. Büyük ve küçük. Biz de genişlemeyi seçelim. Bir bakalım. Basit bir çocuk oyuncağını alıp onun boyutlarını genişletirsek ne olur? Balon patlatmak çok zevklidir. Partilerde tercih edilen ve hatta pasta ve şekerleme kadar zevk veren bir şeydir. Bir balondan alınacak en büyük zevk ise onu patlatmaktır. Lastik dokusunun paramparça olması kadar eğlenceli bir an olamaz. Balonlar genişleme için idealdir. Lastik balon lateksten yapılmıştır. Balon şiştiğinde molekül zinciri genişler.
ortaya çıkan basınç ve gerilim yüzünden patlama noktasına gelir. Balon patladığında duyulan sesin nedeni içindeki gazın aniden serbest kalması değildir. Sesi çıkartan, genişlemiş olan lastik parçalarındaki molekül zincirlerinin sesten daha hızlı bir şekilde eski boyutlarına dönmesidir. Bir balonu havayla doldurup patlatırsak sıradan bir ses elde ederiz. Ama biz içine biraz oksijen eklenmiş propan gazını tercih ettik. Patlatmak için iğne gerekmez. Küçük bir elektrik akımı patlama için yeterlidir. Öyle de oluyor. Propan için minimal bir enerji yeterlidir. Ufak bir kıvılcım ani patlamaya ve kapıların, duvarların hatta çatının bile havaya uçmasını sağlayabilir. Oksijen sayesinde çok daha büyük gürültü çıkar. Alevin sağladığı 2000 derece civarında ısı, lastik balonun genişlemesini sağlar. Bir aylık süre doldu. Acaba Su ne yap? Onu solak haline getirmeyi başardık mı? Çocuk oyununu hatasız tamamlamayı başardı. Ayrıca iğne iplik konusunda da hızlanmış gibi görünüyor. Peki ya dart oyununda? Phil Taylor kadar başarılı değil ama bu kez dart tahtasına isabet ettiriyor. Sıra son deneydi. Daire boyama testi. Daha önce sağ eliyle 19, sol eliyle ise 9 tane boyamıştı. Ama bakın, yeni bir teknik geliştirmiş. Bir ay önce testi ilk yaptığında sol kolu rahatsız bir şekilde duruyordu. Oysa şimdi çok daha düzgün ve başarıyla hareket ediyor. Ve tabii bu gelişme test sonuçlarına yansıyor. Sağ eliyle 26 daire, sol eliyle ise 20 daire boyamayı başardı. Bu duruma göre sol elinle aldığın sonuç, bir ay önce sağ elinle aldığın sonuç kadar başarılı diyebiliriz. Çok tuhaf bir şey bu ama harika bir sonuç. Çabalarım işe yaramış. Bence bu başarıdır. Evet öyle. Seni tebrik ederim. Teşekkür ederim. Öylesine alışmış ki artık sol eliyle jestler bile yapıyor. Su zorunlu değişimden dolayı psikolojik zarar görmemişe benziyor. Peki neden? Bizce sebep Su'nun bu değişikliği kendi isteğiyle yapmış olması. Yani aslında onu kimse zorlamış değil. Bilinçli olarak solak olmayı seçen bir insan ustalık ve kontrol duygusu geliştirir. Çünkü daha önce hiç düşünmediği bir şeyi, yani baskın olmayan eliyle de bir takım işler başardığının farkına varır. Bu durum Victoria döneminde solak çocukların okul döneminde hiç istemedikleri halde sağ elle yazmaya zorlanması olayından çok farklıdır. Eğer kişi bilinçli olarak baskın olmayan elini kullanmak isterse, ustalık ve kontrol duygusu ona yardım edecektir. Sue Rose'un belki squash için biraz daha çalışması gerekir. Ama yine de solak olmayı başardığını söyleyebiliriz. Ben sağ elimi kullanıyorum. Her zaman böyleydim. Bunun değişeceğini de sanmıyorum. İlk hangi elinizi kullanmaya başlarsanız hayatınız boyunca o eli kullanmaya devam edersiniz. Peki ya sağlakken kendinizi solak olmaya zorlarsanız ne olur? Bunu başarabilir misiniz? Şimdi hep birlikte göreceğiz. Kendimize bir insan kobay bulduk. 37 yaşında, iki çocuk sahibi bir anne. Sue Rose. Kendisi sağlak. Ama bir ay boyunca her işi sol elle yapacak. Acaba onu başarılı bir solak haline getirebilecek miyiz? Acaba bu durum onu nasıl etkileyecek? Kişiyi baskın olmayan elini kullanmaya zorlamak ciddi psikolojik sorunlara yol açar denir. Programımıza hoş geldiniz. Burada hiçbir soru saçma değildir. Mesela aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Bir parça ip alıp yuvarlak bir cisme bağlasam ve onu atsam ne olur diye sorabilirsiniz. Bu geceki bölümde sorumuz şu. Cüzdanınız ateş altında kalsaydı ne olurdu? Acaba sizi kurtarır mıydı? Lastik bir balon alsam onu şişirip patlatsam ya da bir tabak peynir kullanarak ışık hızını hesaplamaya kalksanız ne olurdu?
Bakalım Su 30 gün içinde kekeleyen bir beceriksiz mi olacak? Hep birlikte göreceğiz. İnsanların %10'la 15'i solak. Sizi solak ya da sağlak yapan nedir peki? Bazı insanlar sağlaktır, bazısı ise solaktır. Çünkü böyle doğarlar. Bunu anne karnındaki bebekler üzerinde yaptığımız ilginç bir araştırma sonucunda öğrendik. Doğmadan önce parmağını emen çocuklara bakarsak, %90'ı sağ baş parmağını, %10'u ise sol baş parmağını emmektedir. Bu öğrenilmiş bir davranış olamaz. Onlar böyle yaratılmışlardır. Anlaşıldı. Her şey genlerde yazılı. Ama bunu değiştirebilmeyi umuyoruz. Su ilk olarak bir sürü testten geçti. Biz durumu değiştirmeden önce sol eliyle ne kadar başarılı ya da başarısız olduğunu gördük. Daire boyama testi de bunlardan biriydi. 30 saniye içinde önce sağ sonra da sol eliyle kaç daire boyadığını saptadık. Bir ay sonra testler tekrar yapılacak. Solak olarak bu konudaki başarısını hep birlikte göreceğiz. Bu bayan Doktor Nikki Vollmer, balistik konusunda uzman bir adli tıp görevlisi. Savunma Silahları Güvenlik Grubu'nun operasyon bölümünde çalışıyor. Görevini söyleyebiliriz ama sonra sizi öldürmemiz gerekir. Nikki balistik silahlar alanında doktora yapmış. Burası size atış poligonu gibi görünse de Doktor Vollmer burayı kendi evi sayıyor. Bugün kurşuna engel olma konusunda para atışının ya da bir cüzdanın etkili olup olmadığını göreceğiz. Mayıs 2007'de Dorothy Sanders, Chicago'daki silahlı soygunlar sırasında bankadaymış. Silahlar patlamış ve Dorothy vurulmuş. Ama göğüs cebindeki cüzdanı kurşunun yönünü saptırmış ve onu kurtarmış. Analiz sırasında iki ayrı malzeme kullandık. İlki kurşunun girişini görmemizi sağlayan blok halindeki fotoğraf jelatini. Diğeri ise kurşun geçirmez yeleklerde kullanılan aromatik poliamit, yani kısaca aramit. Hedefleri sıralamak için lazer ışını kullanıyoruz. 10 metreden 9 milimetre.